Merhaba, ismim Koray Varol. Başarı Yolunda 2 Dakika'ya hoş geldiniz. Bugün çocuklarınızla birlikte onlara araştırma yapmayı öğretmenin öneminden ve onlara nasıl araştırma yapmayı öğreteceğinizden bahsedeceğim. Günümüzde teknoloji çok ciddi anlamda gelişmiş durumda. Geleceğe yönelik olarak baktığımız zamansa şu anki teknolojilerimiz çok kısıtlıdır muhtemelen. Çünkü gelecekte çok daha yeni şeyler keşfedilip, çok daha farklı düzlemler oluşup, çok daha farklı bir yaşam pozisyonları oluşacaktır. Bu noktalardaki en önemli dinamik araştırma yapmaktır. Bir şeyi nasıl öğreneceğimizi, onu öğrenirken geçerli bir sebep olduğuna, olup olmadığına dair onu iyice araştırmamızı, onun yeterli olup olmadığına dair iyice araştırmamızı, çapraz araştırmalar yapıp o bilginin ne kadar doğru olduğunu ya da öğrendiği şeyin ne kadar gerçekçi olduğunu çocuğumuza kazandırmamız, gelecekte onun yaşamını çok ciddi anlamda etkileyecek olan bir süreçtir. Mesela çocuğumuz bir yabancı dil öğrenmek istiyorsa, onu nereden öğrenebileceğini, en kısa nasıl öğrenebileceğini, en iyi nasıl öğrenebileceğini, ne olduğu zaman da öğreneceğini anlayacağını, onunla ilgili deneyim yaşayan insanların neler yaşadığını belli bir araştırma yaparak öğrenebilir. Çocuğunuz mesela lise sınavlarına girecek veya üniversite sınavlarına girecek. Hangi okullara gidebileceğini, o okulların özelliklerinin neler olduğunu, kontenjanlarının kaç kişi olduğunu, o okullarda okuyan insanların mezun olduktan sonra neler yaptığını, hangi işlerde çalıştığını, okulun mezunlar derneğinin olup olmadığının araştırılması, evinize ne kadar yakın olduğunu, oraya giden insanların o okulla ilgili düşüncelerinin neler olduğunu, o okuldaki sosyal aktivitelerin neler olduğunu, o okulun en başarılı taraflarının neler olduğunu araştırmak, çocuğunuza bir üst biliş kazandırır. Hem araştırma yapmak konusunda bir üst biliş kazandırır, hem de bununla birlikte yapmak istediği şeylere yönelik olarak hangisinin kendisi için daha avantajlı, daha iyi ve daha anlamlı olacağını düşünmesini sağlamaya başlar. Bu noktada çocuğumuza iyi araştırma yapmayı öğretmek ve yaptığı araştırmanın iyi olup olmadığını ona feedbacklerle, geri dönütlerle vermek her zaman çocuğumuzun araştırma yapma potansiyelini arttırır. Bunu arttırdığınız zaman da gelecekte çocuğunuz çok daha becerikli, çok daha başarılı bir birey haline gelecektir. Çocuğunuzla birlikte başarı dolu günler dilerim.